Ben yıkaçta ne yapacağım? Taş dizi keseceğim. Şimdi. Merhaba arkadaşlar. Bebeğim. Annemizin saçımı yapacağım. Şimdi böyle. Hadi yapalım bakalım saçımızı. Ben kuaföre geldim bugün. İlhan benim saçlarımı yapacak. Evet. Hadi bakalım yap saçımı. Kesiyor musunuz saçımı? Ağzımızı kapatıyoruz. Kaçtı mı? Merhaba arkadaşlar. Ne yapacaksın bugün İlhan? Nilhan ne yapacağını söyleyemiyor. Biraz önce almış kamerayı eline. Merhaba arkadaşlar, ben bugün kuaförcüğü mü yapacağım? Ne diyordun? Bir şey söylüyordun. Kuaförcü yapılmaz ama. Ben bugün kuaför olacağım dersin. Koza Kuaför mü? Tamam. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bir videoyu kapatmıştım. Geldim, Nilhan kamerayla oynuyormuş. Ondan sonra baktım vlog çekiyor kendi kendine. Merhaba arkadaşlar deyip o görüntüleri de öne koydum. Çok bilmiş. Küçük YouTuber seni. Evet, şimdi geldik. Oyun oynuyoruz. Kahvaltıdan kalktım. Çayımı aldım. Nilhan'ın yanına geldim. Dedim ne oynayalım? Kuaförcülük oynayalım dedi. Peki dedim ben de. Şimdi kuaförcülük oynayacağız. Bebeğinin saçlarını kesecek Nilhan. Önce benimkileri yaptı. Sonra da bebeğininkilere geçti. Bugün inşallah Allah'tan bir aksilik çıkmazsa Nilhan'ın odasına gireceğim. Orayı yapacağım inşallah. Oyuncakları toplayacağız beraber. Şimdi uzun zamandır ertelediğim işimin başındayım. Gittim, üstümdeki yağlı kıyafetleri değiştirdim. Böyle lacivert ojeler sürdüm. Sonra görünüyor mu bilmiyorum ama lacivert dremelim vardı, onu da sürdüm. Üstüme de lacivertimsi bir body geçirdim, geldim. Şimdi bu odayı önce kategori kategori ayıracağım. Oyuncakları. Sonrasında kalkacakları kaldıracağım. Küçük parçaları genellikle kaldırmaya çalışıyorum. Yutma gibi bir durumu yok ama ne yapıyor? Çok fena dağıtıyor ve bir daha asla toplamıyor. O yüzden şu oyuncakları bir düzene sokalım. Neyle oynuyor, neyle oynamıyor? Aslında hiçbiriyle oynamıyor ve beni çok üzüyor. Aslında hepsini de kaldırsam olur da. Arada bir de oynadığı tutuyor yani. Bir bakmışsınız oyun oynuyor. Bir bakmışsınız hiçbir şekilde oyun oynamıyor. Oyun oynamadığı günler yaramazlık günleri. Bugün de o günlerden birinde. Sürekli benim makyaj malzemelerimi karıştırıyor. Mesela askıyı almış çıkartmış. Hanımefendi büyüdü. Kıyafetler hep sokaklarda. Ben yıkıyorum, ütülüyorum, koyuyorum. Bakar mısınız yerlere atmış şunları. Vallahi üzülüyorum kendime. Mutfak eşyam burada. Diyorum ya oyuncak oynamıyor ama oyuncak dışında her şeyle oynuyor. Evet, hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Kazamız mübarek olsun. Gaza mıydı? Thank you.
Şimdi arkadaşlar oyuncakları kategorilemeye başladım. Peluşları bir yere. Ne bileyim işte şöyle bardak çanak takımlarını bir yere. Şöyle popitler var bir sürü. Onları böyle bir kendi arasında kategorileyeceğim. Yani her şeyi önce kategoriye ayıracağım. Şunu bebeklerin yanına koyar mısın? Kokoy. Tengo kokoy dedi. Evet. Şunu da koy bebeklerin yanına. Bak Chelsea'nin falan hep burada. Haberin var mı? Var. Var. Kesin vardır. Bak Barbie bebeğin kafası burada. Kendisi nerede? Bak motorun ucu. Tak bunu motoruna. Hadi bakalım. Hızlı hızlı devam. Ben buradan 2 günde çıkamayabilirim. Yani o kadar da burası şu an. Yapmaya çalışıyorum ama bakalım. İçin küçük ama insanlık için büyük bir şey yaptım ben. Burayı kategoriledim. Kutularımı boş boş ayarladım. Şimdi içlerine tek tek koyacağım. Size çok 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 dağınık gelebilir ama ben hepsinin hani hangi oyuncağın şey olduğunu bildiğim için bana kolay gelecek. İnşallah çabucak çıkacağım buradan. Ya umut ediyorum öyledir. Nilhan'ı buraya sokmamak için çok direniyorum şu an. Hadi Nilhan gidelim gel. O nedir? Tavşan. Tavşan mı? Ne yapıyorsun onunla? Kukla mı o? Böyle zıplıyor. Oo, peki. Aferin sana. Ne yapacak şimdi? Ne yapacak şimdi? Ne diyeyim? Hadi gel bakalım. Bak, kapattı. Tamam. Yavaş yavaş azalttım gördüğünüz gibi. Bir durum güncellemesi yapayım dedim. Yaklaşık 1,5 saattir uğraşıyorum. Büyük oyuncakları kutusuna kaldırdım oynamıyor diye. Şu Barbie eviyle arada bir oynuyor ama onun küçük parçaları var. O küçük parçaları buzdolabı poşeti getirdim buraya böyle. Buzdolabı poşetine koyacağım. O şekilde kutuların içine koyup muhafaza edeceğim. Ama kutular ortada kalmayacak. Bakalım inşallah bir düzen sağlayabilirim. Ya benim sorunum şu. Ben oyuncakları kaldırıyorum ama Nilhan gün içinde yerlerini bulup tutturuyor. Ama ben ne yaptım size onu da göstereyim. Ama şöyle bir şey yaptım. Şimdi burada benim ayakkabı dolabım var ya içine ıvır zıvır koyduğum. Onun arkasına koyacağım, saklayacağım ve onu bu tarafa çekeceğim işim bitince. Buraya gelmesin diye özen gösteriyorum. Yani bu sefer tutturamayacak. Şu oyuncakları tekrar kutuladım. Peluşları şuna koydum, oynamadı. Yani bu şekilde bir düzen oluşturacağım. Sonrasında bunu buraya çekeceğim. İnşallah diğer koymak istediklerimi de sağabilir. Yoksa bayağı bir şurası ortada kalır yani. Bakalım nasıl olacak ben de merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kategori yaptım. Şöyle bir kategori. Şöyle bir kategori. Bunlarla artık çok oynadı, sıkıldı. O yüzden bunları kaldıracağım. Dediğim gibi özleyince çıkartacağım. Buzdolabı poşetleri bayağı bir işe yaradı. Bunları bu şekilde kaldıracağım ki bir şey istediği zaman atıyorum şu poşeti veririm. Sonra tekrar geri alırım. O şekilde bu sorunu da çözmüş oluruz.
kendimi açtım. Şimdi dolabın üstündeyim. Dolabın üstünü temizledim. Birkaç peluşunu buraya koydum. Bir de burada gece lambası var. Tozunu da aldım. Artık buradan gidiyorum. Şimdi arkadaşlar bunu da hazırladım. Bunu da götüreceğim. Sadece şu kutu kalacak. Bir de şurada 3-5 parça şu bulaşık, yeni bulaşık seti aldım ya, onun parçaları. O kalacak. Onun dışında hepsini kaldırdım. İşte toptur, eşek var. Ondan sonra bebek arabası falan var. Bir de onlar duracak. Onun dışında her şeyi kaldırdım. Resmen ferahladı. Şu şeylerin çivisini de çaktım. Onlar bayağı bir uğraştırdı. Orada şu an 1, 2, 3, 4, 5 perde var. Yani kornişe takılı. Karartmaları buraya takmıştım hatırlarsanız. Onları böyle arkaya gizlemeye çalıştım. Yatağı bu şekilde topluyorum. Şu alttaki örtü de işte kaçırırsa falan filan diye öyle bir şey olmuyor artık ama yine de çocuk belli olmaz. Bu şekilde koydum. Bir de kış günü diye halı yıkama makinem var. Hani yatağı da yıkayabilirim ama gene de kendimi riske atmak istemedim. Sonra şurada minderleri var. Bu kadarcık oyuncak bıraktım. Bir iki tane de şu anda oturma odasında var. Yani bir sepet oyuncağa düştük sonunda. Bir de şöyle göstereyim. Buraya da şöyle peluşlarını koydum. Bir de Barbie evi var. Onu koydum. Dediğim gibi bir de abajuru var. Aslında hiç sevmem dolap üstünde böyle şeyleri ama dediğim gibi yani bir şekilde bu odanın önünü almak zorundaydık. Evet, bir tane şu var. Yani şu an oda bu şekilde. İşleri bitirdim. Artık birazcık dinlenebilirim derken işler bitmedi de hani ben yapamayacağım artık, yoruldum. Şuna bakar mısınız? Kırıldığında değilim. Etrafım battığındayım ve üstünde bir tane kaktüsüm vardı. Dün yenilemiştim. Kaktüs ha, şurada kalmış yavrum. Yani bir de burası çıktı başıma. Ama hemen yapmayacağım. Gerçekten çok yorgunum. Yani kuşun yüzünden oldu birazcık da. Neyse. İkinci günden merhaba hepinize. Sabah kalkar kalkmaz hemen kendimi her zamanki gibi mutfağa attım. Ondan sonra işte aç karnına içecek ilacı içtim vesaire. Şimdi geldim, patatesli yumurta yapıyorum. Yalnız küçük patateslerime böyle çimlenmişler, ezleşmişler, büzüşmüşler. Bir tane orta boy aldım. O da çok büyük geldi. Neyse artık olacak. Böyle Nihan için bir değişiklik olsun dedim. Hem patates hem de yumurtayı bir arada yesin. Dün saksı kırıldıktan sonra bir daha video çekmedim. Çünkü gerçekten çok yorulmuştum. Hatta orayı toplamadım bile. Dün akşam Hakan da diğer küçük saksıyı devirdi. Yani anlayacağınız saksılar yerlerde geziyordu. Ben ne zaman böyle bir çiçeklere bakım yapsam başlarına böyle şeyler gelir. Yani arkadaşlar çiçeklerime nazar değdi diyeyim. Bu arada saçlarım çok çok beyazlamış. Hakan'a dün dedim ki Fatma gelin bir gecede beyazlayan saçları gibi saçlarım. Dedi sana boya alalım, bir boya. Ben boyayacağım ama ne renk boyayacağıma karar veremiyorum. Böyle çok saçı da koyulmak istemiyorum. Daha alt taraflarda sarılar duruyor. O yüzden ne yapacağıma karar veremediğim için de saçlarımı boyamıyorum. Hatta 1-2 gündür böyle saçın derisi kendi yağıyla beslensin diye de bekletiyorum. Çünkü ne kadar çok sık yıkarsam o kadar çok kırılıyor saçlarım. Ve böyle sönük kalıyor. Bu arada şampuanımı da değiştireceğim. Size yeni aldığım şampuanları gösteririm. Umarım onlar işe yarar. Tuzsuz şampuan hiçbir işe yaramadı. Şu DP'nin tuzsuz şampuanını kullanıyordum. Hem kafa derimde böyle kabuk kabuk olmasını sağlıyor. Hem de
nasıl diyeyim size, böyle bir sürekli temizlenmemiş hissi, kaşıntı oluyor. Ve mesela yıkıyorum, bir saat sonra böyle saat sönüyor, yapış yapış bir şey oluyor. Ben de o şeyi hiç sevmem, yani böyle temizlik hissini çok fazla yaşayamıyorum. Aslında ben ondan memnundum. İlk bir şişe bitirdim. Sonra çörek otlusunu aldım. Ondan hiç memnun kalmamıştım. Çörek otlu mu? Yok, çam terebentini, pardon. Ondan sonra bir tane daha aldım. Memnun kaldım bundan diye. Maalesef bundan da memnun kalmadım. Neyse, bitmesine zaten az kaldı. Olmadı, onu farklı işte duş jeli olarak da kullanabilirim. Bilmiyorum artık. Ama yeni şampuan siparişi verdim. Umarım saçlarıma iyi gelir. Ama şu beyazların olduğu gerçeğini değiştirmiyor şampuan. Bakalım ne renk boyayacağım. Ve çok uyutmak istemiyorum. Çok açıkta kalsın. Yani açıktan zaten döndük bu şeye. Çok açık da istemiyorum. Böyle ara bir ton bulmam lazım kendime. Çünkü arkalar sarıların olduğu yerler özellikle aktı ve sarılar görünüyor şu an. O yüzden hani diğer renkte tutar diye düşünüyorum, böyle orta tonlu renk. Umarım öyle düşündüğüm gibi olur. Neyse, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın.